Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosuyla karşınızdayım. Keşke olmasaydım. Yani öyle bir gün. Patch notlarını bir okudum gençler. Yemin ediyorum Konya'yı CHP almış gibi kaldım. Yani Survivor mainlerden birisi bu adamların anasına mı sövdü bilmiyorum. Ama müthiş nerf yemiş Survivor'lar. Bir yerde de gerekliydi şimdi, işin şakası bir yana. Lafı çok uzatmadan hızlı bir şekilde başlayalım istiyorsanız. Şimdi gençler, ilk önce basit ve güzel olan şeyle başlayalım. Zaten başka güzel olan bir şey yok. Kan ağını kolaylaştırmak için birkaç yenilik geliyor. İlk gelen yenilik otomatik satın alma. Gençler, kan ağına şöyle bir seçenek geliyor. Orada benim için en ucuz şeyleri satın al gibisinden bir seçenek olacak. Sizin sadece tek tuşa basmanız gerekecek. Ortadaki ikonu doldurduğunuz zaman sizin başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan kan ağının o seviyesindeki bütün nesnelerin en ucuz halini alıp hızlı bir şekilde level kasacaksınız. Bir diğer Blood Web yeniliğimiz, tıkla satın al. Artık kan ağındaki nesneleri basılı tutmanıza gerek kalmadan satın alabileceksiniz arkadaşlar. Oradaki bir nesneye basıp barının dolmasını beklemek zorunda değilsiniz. 1, 2, 3, 4 diye hızlı hızlı arka arkaya basıp hepsini çok kısa süre içerisinde satın alabilirsiniz. Ve son Blood Web yeniliğimiz de kan ağı zinciri arkadaşlar. Kan ağının uç noktalarında nesneler oluyor biliyorsunuz ki. Perk olabiliyor, item olabiliyor vesaire. Bu köşelerdeki nesneleri seçtiğiniz zaman o nesneye ulaşmak için hangileri gerekiyorsa o yolu tamamlıyor otomatik olarak ve size o nesneyi almış oluyor. O nesneye gitmek için hangi yolu kullanması gerekiyorsa o yol üzerindeki nesneleri de almış oluyor yani kısa bir şekilde. Genel olarak çok basit bir mantığa indirgemişler kan ağı kısmını. Gençler, şimdi gelelim kalp atışı görseli yeniliğine. Bu olay oyunu oynayan işitme engelli kardeşlerimiz için yapılmış bir şey arkadaşlar. Katilin bize gelip gelmediğini kalp atış sesini duyarak anlıyorduk biliyorsunuz ki. Artık sadece kalp atış sesiyle değil, karakterimizin kalp atış görseliyle de bunu anlayabileceğiz. Katil size yaklaştıkça bu kalp atışı daha hızlı ve daha belirgin olacak. İsterseniz renk körlüğü ayarlarını değiştirerek bu kalp atış görselinin rengini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu olay herkesin kullanma zorunluluğu olduğu bir olay değil. Dilerseniz ayarlardan bu seçeneği kapatabiliyorsunuz. Gençler, sıradaki yeniliğimiz Otoyvan haritası ile ilgili. İlk olarak Bloodlatch varyasyonu değişti Otoyvan haritasının. Haritanın ana binası olan küçük kulübeyi haritanın köşesinden haritanın ortasına getirdiler arkadaşlar. Aynı zamanda bu ana binanın yanındaki spotları ana binadan biraz daha uzağa taşıdılar. Bunun nedeni de şu: ana binanın yanındaki spotları ana bina ile birleştiriyordunuz ve çok daha güçlü hale geliyorlardı. Bunu önlemek için böyle bir yenilik yapmışlar. Değişikliğe uğrayan bir diğer varyasyonumuz da Gazhaven haritası arkadaşlar. Bu haritada araba hurdalarından oluşan bir yığın vardı biliyorsunuz ki. Map'in çok ciddi bir bölümünü kaplıyordu ve arabaların diğer tarafına geçmek için bu yolu tamamen bitirip etrafından dolanmanız gerekiyordu. Bu yığın çok uzun olduğu için hurda arabalar arasındaki yığını açmışlar. Yani tamamen yolu dolanmanıza gerek kalmadan hurda yığınının içerisinden geçerek arabaların diğer tarafına ulaşmış olacaksınız. Aynı zamanda bu haritanın da ana binasını haritanın köşesinden haritanın ortasına getirmişler arkadaşlar. Gençler, şimdi geldik iyileştirme değişikliklerine. Ciddi bir nerf yedi. Nedeni olarak şunu yazmışlar: siz katille uzun bir kovalamacaya giriyorsunuz. Katil bayağı bir zaman kaybediyor ve sonunda sizi yaralıyor. Fakat siz anlık bir gözden kaybolmayla yaklaşık 10 saniye içerisinde tekrar iyileşebiliyordunuz. Bunun adil olmadığını düşünmüşler ki haklılar. Bunun sonucunda da birkaç nerf getirmişler. Onları sayayım hemen. Eskiden bir takım arkadaşınız sizi hiçbir perk ya da medkit kullanmadan 16 saniyede iyileştirirken artık bu süre 24 saniyeye çıkarıldı arkadaşlar. Kahverengi, sarı, yeşil ve mor olmak üzere tüm ilk yardım çantalarının yüklerini 24'e sabitlediler. Aynı zamanda bütün ilk yardım çantalarının iyileştirme hızını belli bir oranda düşürdüler. Kahverengi medkitin hızı %25'ten %20'ye düşürüldü. Sarı medkitin hızı %35'ten %25'e düşürüldü. Yeşil medkitin hızı %50'den %30'a düşürüldü. Aynı zamanda kendinizi iyileştirme hızınızı arttırıyordu bu medkit. Artık kendinizi iyileştirme hızınızı arttırmıyor. Mor medkitin hızı %50'den %35'e düşürüldü. Gençler, medkit eklentileriyle ilgili iki tane önemli değişikliğimiz var. İlki pembe eklentisi, kanama durdurucu iğne. Bu iğneyi bastıktan 16 saniye sonra otomatik olarak iyileşiyordunuz. Bunu 24 saniyeye çıkartmışlar. Bir diğer eklentimiz de kan kesici eklentisi. Bunu bastıktan sonra 8 saniye dayanıklılık efekti kazanıyordunuz. Bu süreyi 5 saniyeye düşürmüşler. Ve iyileştirmenin son nerfi olarak çok ciddi bir yenilik daha var. Eklenti olarak ne takarsanız takın bir medkit o maçta sizi 2 defadan fazla iyileştiremeyecek arkadaşlar. Bir medkit ile en fazla 2 kez heal'lanabileceksiniz yani.
Gençler, gördüğünüz gibi medkit'in mor olmasına ve iki tane yük eklentisi takmış olmama rağmen sadece iki kez heal'lanabildim. Normalde bu şartlarda en az üç kere heal'lanıyordum. Üstüne medkit'imde bayağı bir yük kalmış oluyordu. Evet gençler, şimdi geldik perk değişikliklerine. Kimi perk nerf yedi, kimi perk buff aldı. İlk olarak mekanik delisi perkündeyiz. Eski halindeyken bir kurbanı yaraladığınız zaman bu perk aktif oluyordu. Ve bu perk aktifken herhangi bir kurban jeneratör yaparken greed skill check tutturursa 10 saniye boyunca o kurbanın yerini görüyordunuz. Perk'ün yeni hali ise şöyle. Bir kurban herhangi bir sağlık aşaması kaybettikten sonra perk çalışıyor ve 30 saniye boyunca aktif kalıyor. Bu 30 saniye içerisinde herhangi bir kurban jeneratör yaparken greed olmasına gerek kalmadan bir skill check tutturursa o kurbanın haresini perkünüzün seviyesine göre 6, 7 ve 8 saniye boyunca görüyorsunuz gençler. Sıradaki perkümüz fazla azimli. Bu perk herhangi bir totemi temizledikten sonra jen yapma hızımızı %8 arttırıyordu. Eğer katilin Evsun totemini kırarsak jen yapma hızımız 2 katına çıkıyordu. Yani %16 oluyordu. Yeni hali şöyle. Diğer arkadaşlarınız boon totemi açmak istediği için sizin de totem kırmanız çok mantıklı olmuyordu. Dolayısıyla bu perk artık sadece totem kırdıktan sonra değil, o totemi boon totemine dönüştürdüğünüzde de çalışacak. Perkünüzün seviyesine göre jen yapma hızlarını %8, %9 ve %10 olarak güncellemişler. Katilin Evsun'lu olan totemini boon totemine çevirirseniz jen yapma hızınız bu saydığım değerlerin 2 katına çıkıyor. Evet gençler, sıradaki perkümüz ceza kancası, yankılanan acı. Bu perk oyunun en meta perklerinden birisi. Eski hali şöyleydi. 4 tane beyaz kanca oluyordu maçınızda ve bu beyaz kancalardan herhangi birisine her kurban asışınızda haritadaki en yüksek olan jeneratör %15 geriliyordu. Yeni hali şöyle. Artık beyaz kancalara her kurban asışınızda bu perk çalışmayacak. Sadece bir kurbanı ilk kez beyaz kancaya asışınızda bu perk çalışacak. Yani haritadaki her bir kurban için bu perkü yalnızca bir kez çalıştırabileceksiniz arkadaşlar. Toplamda da bir maç içerisinde maksimum 4 kere bu perkü çalıştırabilmiş oluyorsunuz. Bunun yanına bir de şöyle bir şey eklemişler. Perkünüzün seviyesine göre eskiden %9, %12 ve %15 geriliyordu jeneratörler. Bu oranları %11, %13 ve %15 yapmışlar. Evet gençler, geldik dünyamın başıma yıkıldığı ana. Kum torbası, namı diğer Dead Art perkündeyiz. Arkadaşlar, artık Dead Art kullanabilmek için bir kurbanı kancadan güvenli bir şekilde kurtarmanız gerekiyor. Yani yaralandığınız zaman artık direkt olarak Dead Art kullanamayacaksınız. Dead Art ödülüne sahip olabilmek için önce bir kurbanı kancadan güvenli bir şekilde kurtarmanız gerekiyor. Yani o kurbanın tunnel yememesi gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Dead Art'ınız kullanılabilir hale geliyor. Kullanımında herhangi bir değişiklik yok. Yine etkin yetenek butonuna basarak yarım saniyelik bir dayanıklılık efekti kazanıyorsunuz. Ve tekrar aktif hale getirmek için kancadan tekrar bir güvenli kurtarma yapmanız gerekiyor. Yani her seferinde mantık bu şekilde döngüye giriyor. Sıradaki perkümüz Okyanus'un çağrısı perkü. Perkün gerileme hızını %150, %175 ve %200'den %115, %120 ve %125'e düşürmüşler gençler. Sıradaki perkümüz güç patlaması. Bu perk maksimum halindeyken bir jeneratörü ek olarak %200 geriletmemize yarıyordu. Artık bu maksimumu %130'a düşürmüşler. Başlangıç seviyesinde %75'di jenlerin gerileme hızı. Bunu da %85'e çekmişler. Ve bu perkün etkisine maruz kalan bir jeneratör size küçük bir skill check soruyordu biliyorsunuz ki. Bu skill check'i kaçırdığınız zaman %3, %4 ve %5 ceza yiyordunuz perkünüzün seviyesine göre. Bu oranları %2, %3 ve %4'e çekmişler. Değişikliğe uğrayan son perkümüz ise Lütuf Totemi iyileştirme çemberi arkadaşlar. Bunun da anasını ağlatmışlar ki çok yerinde olmuş. Katil oynarken en sinir olduğum perklerden birisiydi. Şu hale getirdiler perkü. Artık elinizde ilk yardım çantası yokken Boon Totemi'nin etkisi altında olsanız bile iyileşemeyeceksiniz arkadaşlar. Kendinizi iyileştiremeyeceksiniz. Perk şu işe yarayacak. Başkalarının iyileştirme hızını %40, %45 ve %50 arttıracak. Eğer boon totemi içerisinde medkit ile iyileştiriyorsanız takım arkadaşınızı, bu saydığım %40-45'lik bonusu size vermeyecek. Aynı zamanda boon toteminin menzili içerisinde yer alan yaralı kurbanlar diğer tüm takım arkadaşları tarafından görülebilecek. Gençler, şimdi geldik katillere ve onların eklenti değişikliklerine. İlk katilimiz Hillbilly. Testereyi ilk çalıştırmaya başladığınız zaman çok hızlı bir şekilde ısınıyordu Hillbilly'deyken. Özellikle anlık küçük looplarda
Sizi sıkıntıya sokabiliyordu bu, hızlı bir şekilde ısındığı için. Artık testereyi ilk çalıştırışınızda o kadar hızlı bir şekilde ısınmayacak. Yani curve atmak için daha uzun bir süre bekleyebileceksiniz. Fakat uzak mesafelere gitmeye çalıştığınızda, yani testerenizi haritayı dolanmak için kullandığınızda eski haline göre çok daha hızlı bir şekilde ısınacak testereniz. Rabbim bir yerden alıyor, bir yere veriyor arkadaşlar. Sıradaki değişikliğimiz The Peak karakteri ile ilgili. John'un hasta dosyası adlı eklentisi değişti. Bu eklenti eğilirken hareket hızınızı %6 arttırıyordu. Bunu %10'a çekmişler. Sıradaki karakterimiz Oni. Onun da iki eklentisi değişti arkadaşlar. İlk eklentisi morarmış ayak tırnağı. Gençler, bu eklenti kan kürelerini emerken hareket hızınızı 0,3 metre bölü saniye arttırıyordu. Bunu 0,4 metre bölü saniyeye çıkartmışlar. Bir diğer eklentisi de kanlı kuşak. Bu da aynı şekilde 0,6 metre bölü saniye arttırıyordu. Bunu da 0,7 metre bölü saniyeye çıkartmışlar. Sıradaki değişikliğimiz Freddy ile ilgili. Değişen ilk eklentisi tek boynuzlu at küpe eklentisi. Rüya kıskaçlarını veya rüya paletlerini tetiklediğiniz zaman 60 saniye boyunca körlük durum efektine giriyordunuz. Bu efekti 90 saniyeye çıkartmışlar. Değişen bir diğer eklentisi de kuzu küpü. Aynı şekilde rüya kıskaçlarını veya rüya paletlerini tetiklediğiniz zaman 30 saniye boyunca körlük durum efektine giriyordunuz. Onun süresini de 60'a çıkartmışlar. Bir diğer yeniliğimiz piramit kafanın kızıl yumurta adlı eklentisi. Bir kurban sizin çizdiğiniz dikenli tellere bastığı zaman 1,5 saniye boyunca o kurbanın yerini görüyordunuz kalp atışını duyarak. Bu süreyi 3 saniyeye çıkartmışlar. Gençler, sıradaki değişikliğimiz Pinhead ile ilgili. Pinhead kutusunun üstünde eğer 5 saniye beklerse kutusu yok oluyor ve başka bir yerde spawn oluyor. Ve son eklenti değişikliğimiz Palyaço'nun Kızıl'ın serçe parmağı eklentisi arkadaşlar. Bu eklenti şişenizi bir kurbana doğrudan tutturduğunuz zaman o kurbana tek atmanızı sağlıyor. Şöyle bir değişikliğe uğradı. Bu eklentiyi taktığınız zaman eskiden 2 tane şişeniz siliniyordu oyundan. Yani 2 tane eksik şişeyle başlıyordunuz ve taşınabilir maksimum şişe sayısını 2 tane düşürüyordu. Bu sayıyı 3'e çıkardılar. Yani maça 3 tane eksik şişeyle başlıyorsunuz ve taşınabilir maksimum şişe sayısını 3 azaltıyor arkadaşlar. Gençler, şimdi geldik el feneri etkisi değişikliklerine. El fenerini kullanarak bazı katillere zarar verebiliyoruz biliyorsunuz ki. Bunların birçoğunu kaldırmışlar. İlk katilimiz Wraith. Artık el feneri kullanarak Wraith'in pelerinini yakamayacaksınız arkadaşlar. Diğer katilimiz Nurse. Nurse ışınlanmadan önce ona fener tutarak blink atmasını engelliyorduk arkadaşlar. Çok fazla kullanılan bir şey değildi, ne yalan söyleyeyim, ben kullanmıyordum. Çoğu zaman unutuyordum. Fakat bunu kaldırmışlar. Artık fener tutarak Nurse'un blinklerini engelleyemeyeceksiniz. Bir diğer katilimiz sanatçı. El fenerinizi kullanarak sanatçının kargalarını yok edebiliyordunuz biliyorsunuz ki. Artık bunu da yapamayacaksınız arkadaşlar. Ve son olarak fenerden en çok çeken katilimiz The Hag. El feneri kullanarak Hag'in tuzaklarını bozabiliyorduk arkadaşlar biliyorsunuz ki. Artık fener kullanarak Hag'in tuzaklarını bozamıyorsunuz. Bunun yerine şöyle bir mekanik getirdiler. Hag'in tuzaklarının yanına eğilerek giderseniz aynı Demogorgon'un portallarına yaptığımız gibi Hag'in tuzaklarını da biraz zaman kaybederek bozabiliyoruz arkadaşlar. Evet gençler, güncelleme notlarımız bu şekildeydi. Gerçekten oyunu yine devasa bir değişikliğe uğratıyorlar diyebiliriz. Bakalım bu güncellemeden sonra oyunun zevki nasıl değişecek? Sizler de gelen şeylerle ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bu iyi ki olmuş ya da şuna hiç gerek yokmuş tarzında yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hepsini okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.